Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu logaritma fonksiyonu olacak. Konu anlatılmış olacağım. Testimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 12. sınıf matematik logaritma fonksiyonu 1. testi olacak sevgili arkadaşlar. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait tüm testleri arkadaşlar sırasıyla konu anlatımlı çözümlerini bulabilirsiniz. Hem logaritma ile ilgili daha fazla soru çözeceğim hem de 12. sınıfın diğer testlerini çözmek istiyorum diyen arkadaşlar MEP tekrar testleri, kazanım karma testleri, 4 dörtlük konu pekiştirme testleri, OGM materyal soru bankası mobil uygulamalarını da öneriyorum arkadaşlar. Ayrıca artık sen TYT, AYT de çalışıyorsun. Bak TYT'nin ve AYT'nin de burada gördüğün bütün listeleri mevcuttur. Hem matematik hem de fizik derslerine ait sevgili arkadaşlar bu testler kanalımda var. Nerede bulacağız bunları? Bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum sevgili arkadaşlar. Linklerini, oynatma listeleri ayrı ayrı. Hem matematik hem fizik dediğim gibi. Buradaki linklere tıklayarak kolaylıkla erişebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken söylediğim üzere konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Diyor ki 3 üzeri x eksi 1, 7 ise x aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, biz ilk logaritmayı öğrendiğimizde ne öğrendik? Logaritma a tabanında b, x ise şu a'nın tabanın x'inci kuvveti a üzeri x eşittir b olur sevgili arkadaşlar. Bu durumda bu arkadaşı yazacak olursam ne demek oluyor? Şu içerisi a üzeri x'miş. Yani burada görmüş olduğun 3 üzeri x eksi 1 dediğimde bakın bunu a gibi düşün. Şu arkadaşı x gibi düşün. Bu arkadaşı da b gibi düşün. Yani logaritma 3 tabanında 7. 3 tabanında 7 x eksi 1'miş arkadaşlar. Tamam mıyız? Güzel. Burada x'i yalnız bırakmak için ne yaparım? X eşittir. Eksi 1'i sağa atarsam 1 artı logaritma 3 tabanında 7 olur. Anlaştık. Güzel. O da nerede? Diyarbakır şıkkında. Ben bunu nasıl yapıyorum? Çok güzel sevgili arkadaşlar. En sevdiğim metot benim şu. X artı 1'i buraya yazdık. Bu da 7 olsun. Her iki tarafın ben logaritmasını alıyorum. Ama logaritma 3'üne göre logaritmasını aldığımda bak bu arkadaş hop başa çarpım olarak geçiyor. X artı 1 geçti. Logaritma 3 tabanında 3 de 1'dir. Çok güzel. Bak x artı 1 eşittir. Logaritma 3 tabanında 7. Yine çıktı aynı şey. Pardon x artı 1 değil değil mi? X eksi 1'di bu. Tamam x eksi 1. Bu durumda eksi 1 yine tarafa gönderirsen x eşittir. 1 artı logaritma 3 tabanında 7'yi bulursun. Benim en sevdiğim hareket tarzı da budur. Logaritmada biraz ilerledikçe bunu tercih edeceğiz. Geldik 2'ye. İkinci soruda şöyle seslenir. Logaritma x çarpı y bölü z ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, logaritma a çarpı b görürsem bu arkadaşı ben logaritma a artı logaritma b şeklinde yazabiliyorum. Logaritma a bölü b şeklinde görürsem de logaritma a eksi logaritma b şeklinde yazabiliyorum. Logaritmanın özelliklerinden iki tanesi ki dikkat edersen üstel fonksiyonun tersidir ya logaritma. Hani tabanlar aynı olunca çarpımlarında toplanıyordu. Burada da çarpımlar toplanır hale geliyor. Bölüm halinde olunca da çıkartıyorduk ya arkadaşlar. Üstlü sayılarda. Aynı şeyi yapıyorum. Velhasılı kelam ne görüyorum? Logaritma x çarpı y yazarım. Eksi logaritma z yazarım. Doğru mudur? Doğrudur. Bak burası a, şurasında b gibi düşün. A bölü b olduğunda x çarpı y eksi z. Şimdi bir de burada çarpım var. Bu çarpımları da nasıl yazıyorum? Logaritma x artı logaritma y eksi logaritma z de zaten burada beni bekliyordu. İşte olay bu kadar basit sevgili arkadaşlar. C şıkkı da bana aynısını söylemiş. X, y'yi topla, z'yi çıkar. Tane tane yap, tamam mı? Önce bölmesini yap, sonra çarpmaları halledersin. Harika. En sevdiğim üçüncü soru. Arkadaşlar aslında logaritmada senin en çok karşına çıkacak olay bu. Bu mantığı anlarsan ki ÖSYM'de artık bunların üzerinde duruyor. Sen logaritmanın manasını anlarsın. Neden ortaya çıktığını. Logaritma 2 tabanında 8 artı logaritma 3 tabanında 27 eksi logaritma 5 tabanında 25. İşleminin sonucu kaçtır? Bakın resmen bir reel sayıyla karşı karşıyayım.
Arkadaşlar şunu yazacağım. Her zaman tabanla için aynı sayı olmasına arzu ederim ben. 8 dediğimiz şey 2 üzeri 3'tür. Bak tabanın ikinci kuvveti. 27 dediğin 3'ün üçüncü kuvvetidir. 25 dediğin de 5'in karesidir. Bu durumda logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 artı logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 eksi logaritma 5 tabanında 5'in karesi. İlk kez karşılaştığımız için bunun hatırına hepsini tek tek yazıyorum. Arkadaşlar için üssü başa çarpım olarak geçer. 3 tane logaritma 2 tabanında 2 artı 3 başa geçti. 3 çarpı yani 3 tane logaritma 3 tabanında 3 eksi 2'yi tekrar başa geçir. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 5. Sevgili arkadaşım ben neyi biliyorum? Logaritma a tabanında a 1'dir. Mevzu kapanmıştır. Çünkü bak a'nın birinci kuvveti a'dır değil mi? Hepsi bu kadar. Bu durumda şu arkadaş 1. Bu arkadaş 1. Bu arkadaş da 1 olunca 3 çarpı 1 3'tür. 3 çarpı 1 3'tür. Eksi 2 çarpı 1 eksi 2'dir. 3 eksi 3 0'dır. Sonuçta eksi 2 ile baş başa kalırız biz. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Ama niye sonuç olarak eksi 2 yok? Bir bakalım arkadaşlar. Yok çünkü neden? Ben burayı artıyı eksi yazmışım. Bu artı. Artı. Bunlar birbirini götürmemiş. 3 artı 3 6 eksi 2 4 olacak. Şıklarda göremeyince hemen geri dönüp bakıyoruz. Anlaştık mı? Güzel. 4 ile devam edelim o zaman bu minik yol kazasını atlattıktan sonra. Logaritma 50 artı logaritma 5 eksi logaritma 25. İşleminin sonucu kaçtır? Hayda Atilla Mayda. Sevgili arkadaşlar neyi biliyorum? Biri bana logaritma dediyse, bir taban belirtmediyse bunun 10 tabanında olduğunu biliyorum. Ve böyle durumlarda hep şunu yaparım. Logaritma 50 nedir? 5 çarpı 10'dur değil mi arkadaşlar? Harika. Artı burada efendi logaritma 5 var. Eksi 25 nedir sevgili arkadaşlar? Logaritma 5'in karesi. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Şimdi şu arkadaşla ilgilenelim. İlk sorularda yaptık değil mi? İkinci soruda konuştuk. Böyle bir şey görünce çarpımda ne yapıyordum? Logaritma 5 artı logaritma 10 yazıyor idim. Artı logaritma 5 eksi 2'yi başa al. 2 tane logaritma 5. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar ben burada 1 tane logaritma 5. Burada da 1 tane logaritma 5 görüyorum. İkisinin toplamı 2 tane logaritma 5 olur. Bir de eksi 2 tane logaritma 5 görüyorum. Yolcu. Kimle baş başa kaldım? Sevgili logaritma 10 ile. Logaritma 10'da kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Çünkü neden? Bu arkadaş logaritma 10 tabanındadır ki bunu da yine 3. soruda konuşmuştuk. Sonuç 1 bulunmuş ve C olarak işaretlenmiştir. Geldim 5. soruya. YKS yolunda hepinize başarılar diliyorum. Logaritma 5 tabanında 9, logaritma 27 tabanında 25. İşleminin sonucu nedir? Burada da sevgili arkadaşlar şunu hemen hatırlatalım. Logaritma A tabanında B'yi görürsen sen bunu logaritma B bölü logaritma A şeklinde yazabilirsin. İkisi de aynı taban olmak üzere istediğin tabanda. Logaritma x tabanında b bölü logaritma x tabanında a yazabilirsin. İstediğin taban sana kalmış bir şey. Tamam mı? Güzel. Böyle bölüm halinde yazabilirsin. Öyle bir hakkın var. Bunu niye söyledim? Bak logaritma 9 bölü logaritma 5 çarpı logaritma 25 bölü logaritma 27 diye ayırdım. Bunu ayırmamın sebebi de bak dikkat edersen 5, 25. 5'in bir kuvveti. 9, 27. İkisi de 3'ün kuvveti. Şimdi 9 için ne yazalım? Logaritma 3'ün karesi. Logaritma 5'in karesi 25 için. Bölü logaritma 5. Hop logaritma 3'ün 3. kuvveti. Hepsi başa geliyor. Ben burada sen gör diye tek tek yapıyorum ama sen zaten biliyorsun bunlar gidecek. 2 çarpı bak bunu başa aldım. Logaritma 3. 2'yi başa aldım. 2 çarpı logaritma 5. Bölü. Altta bir logaritma 5 var. Burada da bak 3'ü başa aldım. 3 çarpı logaritma 3. Ve en keyifli anımız. Herkes çarpım halinde.
Logaritma 5'ler birbirini sadeleştirir. Logaritma 3'ler de birbirini sadeleştirir. 2 çarpı 2, 4 bölü 3. Hadi geçmiş olsun, vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Adana'yı işaretler, keyifli bir şekilde polemiğe girmeden 6 ile devam eder. Elen e küp artı logaritma 100 eksi elen e üzeri 1 bölü 2 yani kök e. Arkadaşlar elen neydi? Elen gördün mü logaritma e tabanında olduğunu biliyorsun. Ve benim sana önerim elen lafına alışmandır. Bak bu arkadaş ne olacak? Hop 3 başa gelecek. 3 çarpı elen e. Artı logaritma 100'ü de şöyle yazalım mı? Onun karesi. Eksi elen e üzeri 1 bölü 2. Ben sana hep diyorum ya köklü sayıları hep üslü sayılı olarak gör. A kök a ne demek arkadaşlar? Üzerinde 1 var üzerinde 2. A üzeri 1 bölü 2'dir. Değil mi? Harika. Daha da genişleterek a üzeri x'in y'inci kuvveti arkadaşlar. A üzeri x bölü y olarak ifade edilir. Üslü sayıları da sana hatırlatmış olayım ki üstel fonksiyonlarda çokça bunu konuştuk. Ln e kaç arkadaşlar? Kocaman 1. Ln e. Çünkü logaritma e tabanında e'den bahsediyoruz. Konu kapanmıştır. Bu 3'tür. Logaritma 10 üzeri 2. 2'yi başa aldığımda ne olur? 2 çarpı logaritma 10 olur. Ki logaritma o da 10 kaçtır arkadaşlar? Yine 1'dir. 3 artı 2 oldu. Yerimizin bol nasılsa. Bak 1 bölü 2 yine başa alıyorum. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Ln e. Ln e yine 1. O da gitti. Bununla baş başa kaldım. Şu arkadaş 5. Eksi 1 bölü 2. 5 denen şey nedir arkadaşlar? 10 bölü 2'dir. 5 denen şey 50 bölü 10'dur aynı zamanda ama burada 2 olduğu için 10 bölü 2'yi tercih ettim. 10 bölü 2 eksi 1 bölü 2 de 9 bölü 2 olarak zuhur eder D şıkkında arkadaşlar. Okey tomento. Nefissimo. Let's go number 7. 7 numarada şöyle der. Logaritma 5 tabanında 3x artı 1 eşittir. 2 olduğuna göre x kaçtır? Başta ne dedik? Logaritma a tabanında b x ise hop a'nın x'inci kuvveti b'dir. Mevzu kapanmıştır. Bunu yapacağım. 5'in karesi eşittir 3x artı 1. Logaritmanın ilk tanımı yani. Bu kaçtır? 25'tir. 3x artı 1. Bu durumda 3x eşittir. Oo, bunu buraya attım da. 24 olur. Her iki tarafı. Ya 3 senin burada ne işin var? Geç karşıya bölüm halinde. 24 bölü 3, 8 yapar arkadaşlar. Çok güzel 8 çizerim. Evet, 8 dedik, 8 ile de devam edelim. 8. soru. Bir fx fonksiyonu veriyorum sana. Logaritma x, 2 tabanında x eksi 3. Olduğuna göre f11 artı f7 bölü 2 işleminin sonucu nedir? Sevgili arkadaşlar, bir fonksiyon gördüğümde ben ne yapıyorum? İçeride gördüğüm 11'i x yerine yazıyorum. Logaritma 2 tabanında 11 eksi 3. Bak x yerine 11 yazdım. Artı logaritma 2 tabanında x yerine 7 bölü 2 yazacağım. 7 bölü 2 eksi 3. Hepsi bu. Aha da işte bu f11. Aha da bu f7 bölü 2. Bütün yaptım. Fonksiyonda x yerine bana istenen, söylenen değeri yazdım. Logaritma 2 tabanında 11 eksi 3 8'dir. Logaritma 2 tabanında 7 bölü 2 3,5 değil mi arkadaşlar? 7 bölü 2 daha da güzel görüyorum. Al 3 nedir? Paydaları genişletirsem 6 bölü 2'dir. Yani bu arkadaş 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar üslü görelim. 1 bölü 2 dediğinde 2 üzeri eksi 1 değil mi? Aa evet değil mi yukarı çıkınca? Yani 2 üzeri eksi 1. Lafı uzatmayalım. 8 dediğin arkadaş da 2 üzeri 3 değil mi sevgili arkadaşım? Evet hocam. 3'ü alalım başa. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2. İlk testin hatırına böyle çözüyorum. Yoksa sen bunları hızlı hızlı çözersin. Şimdi eksi 1'i başa al. Bak erken davranmışız. Eksi 1. Bu da logaritma 2 tabanında 2. Bu da 1. Bu da 1. Çarpı mahallinde oldukları için. Bu 3 yapar. Bu da eksi 1 yapar. Sonuçta 2 olur. A şıkkında bana göz kırpar. Anlaştık mı arkadaşlar? Nefis. 9 numara gelsinler. Uçtu ve sahnedeki yerini aldı. Dedi ki 9. Bildiğin bir özet yapmışlar sevgili arkadaşlar logaritma için. A
reel pozitif sayılardan sadece bir hariç olmak üzere R pozitiflerden reel sayılara, pozitif reel sayılardan reel sayılara bir fx fonksiyonu tanımlanıyor. Fx eşittir demiş arkadaşlar. Logaritma a tabanında x. Fonksiyonu için höbülöp löp 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 hübülüp. Yukarıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şuna şöyle bir bakalım öncelikle. Diyor ki a birden büyük için fonksiyon artandır. Yani a birden büyük ise artan bir fonksiyondur diyor. Sevgili arkadaşlar bunu ben üstel fonksiyonlardan da biliyorum biliyorsunuz değil mi? A'nın üzeri olacak ya bak. Y eşittir logaritma a tabanında x. Ezbere bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Y yani y'yi buraya yazarsan ne olur? A üzeri y eşittir x olur. Sevgili arkadaşlar bak a birden büyük olunca bütün kuvvetleri gittikçe artar. Üstel fonksiyonlarda da böyleydi. Evet doğrudur. A birden büyük olunca arkadaşlar artan fonksiyondur. Sıfırla bir arasında olunca da azalan fonksiyondur. Bak burada da ne diyor? Sıfırla bir için azalan fonksiyondur. Anlaştık mı? Güzel. Bir şöyledir arkadaşlar. Artan fonksiyon şu şekildedir. Azalan fonksiyonda da bu arkadaş şu şekildedir. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi logaritmanın tabii ki. Bunu dur bakayım. Şöyle. Tabii o şeyi ayrıca yazarız. Bu tamam. Güzel. Bunlar halledildi. Birden büyük için artan fonksiyondur. Sıfırla bir arasında. Hocam eksi olursa arkadaşlar o zaman tanımsız olur. A pozitif olmalı ve A bir dışında olmalı değil mi? Bir de olmuyordu. Üstel fonksiyonlarda öyle konuştuk. Logaritmanın tanımlı olabilmesi için arkadaşlar logaritma A tabanında B dediğimizde A reel pozitif sayı olmalıdır arkadaşlar. Pozitif olmalıdır ve A 1'e eşit olmamalıdır. Tamam mı? Güzel. B de tanım kümesinde de B arkadaşlar içerisi de pozitif sayı olmalı biliyorsunuz değil mi? B de pozitif reel sayı olmalı. Negatif sayılar için tanımlı değil. Güzel. Çünkü hiçbir kuvveti, pozitif sayının hiçbir kuvveti negatif olamaz. X eşittir A küp için sabit fonksiyondur. Gelin bir bakalım. Logaritma A tabanında X yerine A küp yazıyorum. A küp bu Y fonksiyonu. Arkadaşlar Y ne olur? Bak 3 başa gelince 3 çarpı logaritma A tabanında A olur ki ben A tabanında A'nın 1 olduğunu biliyorum. Ahanda fonksiyon y eşittir 3 sabit bir fonksiyon halini alır ki dibine kadar doğru. Fx birebir ve örten fonksiyondur sevgili arkadaşlar. Bunu da şöyle düşünelim. Şimdi üstel fonksiyonların tersidir ya logaritmik fonksiyonlar. Üstel fonksiyonda mesela şu fonksiyonu görmüştük. Hop grafiklerimiz şöyle geçiyordu. Ben sana ekstradan ayrıca bir şey daha söyleyeceğim de o yüzden. Sevgili arkadaşlar. Bir fonksiyonda kendisi y eşittir x cinsinden yazılır. X eşittir y cinsinden yazında da tersini bulursun. Bundan dolayıdır ki bak şu arkadaş y eşittir x doğrusudur. Y eşittir x doğrusuna göre simetriyi bak bunu çizelim. Hop simetriyini çiziyorum. Şu laci. İşte bu arkadaşlar. Bu arkadaş logaritma A tabanında x'in grafiğidir arkadaşlar. Logaritmanın. Şimdi birebir ve örten olduğuna bir bakalım. Her bir şurası benim girdilerim. Şurası da y. Bak her girdiğim değer için ayrı bir x değeri için ayrı bir y değeri görüyorum. Ki biz bunu nasıl yapıyorduk? Yatay doğru testiyle. Ben onu çok sevmiyorum da en güzeli böyle görmen. Bak hep sürekli farklı değer görüyorsun. Yani birebir. Peki örten mi? Arkadaşlar bunun için de şuna bakmalıyım. R pozitiflerden reel sayılara. Bak sen zaten bütün reel pozitifleri giriyorsun. Reel pozitifler burası. Bu senin tanım kümen. Şurası da sevgili arkadaşlar. Bunu da şu yeşille göstereyim. Bak şu doğru da senin değer kümendir. Eğer değer kümen görüntü kümesiyle eşit olursa
görüntü kümesiyle aynı olursa, yani bütün değerleri görürsen, bütün reel sayıları görürsen, o zaman bu arkadaş nedir? Örtendir. Fonksiyonları nasıl tanımladık? Buradan gidiyor değerler. Tanım kümesi, değer kümesi. Burada boşta hiçbir eleman kalmazsa bu arkadaş örtendir. Kalır mı? Kalmıyor. Bak bütün şu yeşil değerleri görüyorsun. Görebiliyorsun. Görebiliyorsun. Bu arkadaş böyle arttığı için görebiliyorsun. Dolayısıyla örten bir fonksiyondur arkadaşlar. Konu nazarı itibarımızda kapanmıştır. 4. Hepsi alayı da doğruymuş arkadaşlar. E'yi işaretledim. Bu öğretici soru için de soruyu soran kişiye teşekkür ettik. Hepsi için tabii ki. 10 numara. Arkadaşlar burada da çok güzel bir özellik söyleyeyim ben sana. A tabanında, bak logaritma A tabanında B diye bir şey görürsen, A üssü, A'nın üssü logaritmalı bir terimse ve şuradaki sayı ile logaritmanın tabanı aynı ise, A ise, bu arkadaşın sonucu B'dir. Bu da yeni soru için, bu test için öğrendiğimiz özelliğimiz. Anlaştık mı? Güzel. Hocam bunu niye söyledin ki? Burada 4 üzeri logaritma 2 tabanında 6 var. Arkadaşlar fırsatım var mı? Var. Bak 4 nedir? 2 üzeri 2'dir. Bu arkadaşın bak devam edelim. 6. Üssün üssü çarpılacak. 2 üzeri 2 çarpı logaritma 2 tabanında 6. 2 başta hep üssü başa alıyordum ya. Bu sefer de bu arkadaşı üssü olarak alalım. Devam ediyorum. 2 üzeri logaritma 2 tabanında 6'nın karesi. Hep bu 2'yi başa çarpmalıyorduk ya. Şimdi içeriye aldım kolay göreyim diye. Arkadaşlar bir adım daha gidelim. Logaritma ait. Silgimi de düşürmüşüm zaten. 2 üzeri rezalet. 2 logaritma 2 tabanında bu kaç? 6'nın karesi 36. Bak buraya geldim. A ile A. 2, 2 görüyorum. Bu arkadaşın sonucu 36'dır. Mevzu kapanmıştır. 36. Let's go number 11. 11. soruda şöyle söyler. Yukarıdaki grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili arkadaşlar, 9. soruyu iyi analiz eden bir arkadaş şunu söyler. Hemen söyler ama ben şeyini de söyleyeceğim. Ne demiştik? A. Yani taban 0 ile 1 arasında olunca azalan bir fonksiyondur. Allah aşkına bak. Bu nasıl bir fonksiyon? Azalan bir fonksiyon. Bak azalarak gitmiş. X değerleri arttıkça aldığı değerler azalıyor. Azalarak gidiyor. Yani benim beklentim logaritma şurada 0 ile 1 arasında bir sayı bekliyorum. İçeride de x'li bir şeyler bekliyorum. Bak bakalım şıklara. Bak logaritma 1 10 tabanında, logaritma 3 tabanında. Logaritma x tabanında 3 bu olmamış. Bu uçmuş zaten. Bu logaritma bile değil. Bu da yine bak x taban hiç alakan yok yani logaritmayla. Ve burada ne görüyorum arkadaşlar? Taban 1 bölü 3. Değil mi? Yani 0 ile 1 arasında. Hemen işaretlerim. Hemen işaretlerim. Okey tomento. Nefis. Burada kabul etmemem değişken tabanda arkadaşlar. Logaritma olabilmesi için değil mi? Değişkenimin benim içeride olması lazım. Tabanımın da reel bir sayı olması lazım. Öyle konuştuk değil mi? Taban reel sayı olacak. Değişken tabanda olmaz. Sevgili arkadaşlar hemen işaret edin. Eğer böyle düşünemeseydim şöyle yapardım. X eşittir 1 bölü 3 için derdim. X yerine 1 bölü 3 koyardım herhangi bir yerde. Bak şurayı koyalım. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 3 ne yapar? A tabanında A 1'di 1 yapar. Hop bak 1 olmuş. Bunu hemen işaretlerdik yine. Bunlar tutmuyor zaten. Şunları zaten almıyorum. Logaritma fonksiyonu değil. 1 bölü 3 girdiğimde bu arkadaş değil. Bu arkadaş da değil. Bu arkadaşın değeri eksi 1. Bu arkadaş 1. Mevzu kapanmıştır. Anlaştık. Güzel. Böyle de düşünebilirim. 12 gelsin bakalım. 12 de şöyle diyor. Logaritma 3 tabanında görelim. Ben bazen göremiyorum ki hiç göremiyorum gerçekten. Hop. 3 üzeri logaritma 3 tabanında 5 artı e üzeri ln 4. İfadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar taze taze buraya yazmıştık. Ne yazmıştık? A'nın üzerinde A tabanında B varsa B'ye eşit oluyordu. Bak 3, 3. Demek ki bu arkadaş 5. Artı burada da aynı şeyi görüyor musun? Görüyorsun. Çünkü ln neydi?
Logaritma e tabanındaydı. E hop bu da 4'müş. Sorun ne oldu? Burası 9 oldu. Logaritma 3 tabanında 9 oldu. Gayet basit. Logaritma 3 tabanında senin hayalindir. İçeriği şu tabanın kuvveti şeklinde yazabilmek. Başa alırsın. 2 çarpı log 3 tabanında 3. Bu arkadaş da 1'dir. 2 çarpı 1 equals to 2. Okey tomento. Nefisimo. 13 numara o gelsinler. 13 der ki A sayısı veriyorum ben sana. Logaritma 6,3. Bak 6 tam 13. Ve B sayısı veriyorum. Logaritma 7. Güzel. Olduğuna göre logaritma 3'ün A ve B türünden değil aşağıdakilerden hangisidir? Hayda Atilla Mayda. Arkadaşlar burada benim amacım aslında logaritma 3'ü şunlar cinsinden yazabilmektir. Şunlara baktığımda da birbiri cinsinden yazmaya çalışırım. Şimdi A'yı bir irdeleyelim. Logaritma 63 bölü 10 değil mi? Ürkünç. Yani ürkünç. Değil mi? Ondalıklı bir sayıyı kim sever? Kim ister değil mi işlem yapmak? Nasıl yazarsan 63 bölü 10. Ve bu arkadaşlar nedir? Logaritma 63 eksi logaritma 10'dur. Hop. Go to number 2. İkinci soruya gönderiyorum. Bunu konuştuk. Tamam çok güzel oldu. Bunun da 1 olduğunu biliyorum ben. Harika. 63 için bir şeyler yapabilir miyim? Yaparım. Bak burada ne görüyorsun sevgili arkadaşım? Logaritma 7 verilmiş. O zaman 63'ü de şöyle yazalım mı? Logaritma 9 çarpı 7 diye yazalım. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman bu arkadaş logaritma 9 artı logaritma 7 olmaz mı? Olur hocam. Bu da 1'di zaten. Değil mi? Logaritma 7. Aman Allah'ım neler görüyorum. Bu arkadaş 1 değil mi Allah aşkına? Evet hocam bu 1. Çok güzel. A eşittir logaritma. Bak bu arkadaşı da 3'ün karesi diyelim. Hah belirdi. Bak logaritma 3 ufukta belirdi. Bu arkadaşa B demiştik. B eksi 1. Bu durumda şu 2'yi de başa alalım. Burada durmasın. 2 tane logaritma 3 artı B eksi 1 A imiş. 2 çarpı logaritma 3 burada kalsın. A buradaydı. B'yi gönder. Eksi. Eksi 1'i gönder. Artı 1. Logaritma 3 yalnız değil. Yalnız kalmak istiyor. 2 burada çarpım halinde. Karşıya gönder bölüm halinde. Hayırlı uğurlu olsun. Aha da bu işte. A eksi B artı 1 bölü 2. Bu da Diyarbakır şıkkında bana baka baka göz kırpa kırpa duruyor. Okey tomento. Nefissimo diore ve 14 numara ile devam ediyor. 14 numara. Logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında x eşittir 0. Olduğuna göre kaçtır? Arkadaşlar logaritma a tabanında 1 0'dır. Mevzu kapanmıştır. Neden? Bak a üzeri 0 1'dir. Taban ne olursa olsun. Tabi tanımlı olmak karşılığıyla. Sen bunu yine yapabilirsin. Bak 3 üzeri 0 yani kendileri 1 eder. 2 artı logaritma 3 tabanında x'tir. Yani içeriği 1'e eşitledim. Mevzu kapandı. Bu durumda logaritma 3 tabanında x, 2'yi gönderdim buraya. Eksi 1 oldu. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi son vuruşu yap. Tabuda son çiviyi çakalım. 3 üzeri eksi 1 içeriği eşittir. 3 üzeri eksi 1 nedir arkadaşlar? 1 bölü 3'tür. 3 üzeri eksi 1 bölü 1 ya aşağıya geçerken üstler işaret değiştiriyor biliyorsun. Trilyon kere çözdük bunları. İşaretlersin 1 bölü 3'ü. Güle oynaya 15 ile testi tamamlarsın. Diyor ki bir f diyor arkadaşlar. F fonksiyonu tanımlayacağım. 4 ila artı sonsuz açık aralığından yani 4 ve sonsuza kadar sayılar girebilirim ben. Bu tanım kümesi. Ben hep merak ederdim ha. Bu fonksiyonlarda arkadaşlar bunlara anlam veremezdim. Temelim zayıftı benim. Ondan sonra öğrenince de ya arkadaş dedim ya niye bunları söylemiyorlar ki? O yüzdendir ki bazen çok fazla gevezelik yapıp sizlere bunları ayrı ayrı söyleme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü temelim çok zayıf yürüdüm. Allah'ın izniyle de sonra Allah yürü ya kolum dedi. ODTÜ'ye kadar geçti yolumuz. Öğrendik yani matematik. R tanımı bak R'ye. Bunları girebilirsin bu. Fx de arkadaşlar logaritma 3 tabanında x eksi 4 şeklinde tanımlanıyor. Buna göre f'in tersinde x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Bak bu arkadaş soruyu soran kişi kendini garantiye alıyor.
Ki zaten bakarsan buranın tanımlı olabilmesi için şu içerinin pozitif olması lazım ya. O yüzden 4'ten büyük sayılar girebiliyorsun. Mesela x yerine 3 yazamazsın. Değil mi? Güzel. Şimdi geldik kuru fasulyenin pilav üstünün faydalarına. Sevgili arkadaşlar bakın y eşittir 3x artı 1. Y demek fx demek. Hocam ne yapıyorsun ya niye yazdın? Arkadaşlar bak şunun için. Eğer sen y'yi x cinsinden bak y'yi x cinsinden yazarsan bu fx'tir. Eğer x'i y cinsinden yazarsan bu fonksiyonun tersidir. Bak y eşittir 3x artı 1 ya. Şimdi x'i çekeceğim. Eksi 1'i buraya atıyorum. Y eksi 1 eşittir 3x. X'i yalnız bırak. İşte fonksiyonun tersi de budur. X'i y cinsinden yazmak demektir. Şimdi ben onu yapacağım. Logaritma 3 tabanında x eksi 4 y'dir. Y'yi x cinsinden görüyorum. Şimdi x'i çekmeye çalışıyorum. X'i çekerken ne yapacağım? Şu içerisi x eksi 4 3'ün y'inci kuvveti. X'i yalnız bırak. X eşittir. Eksi 4'ü gönder öbür tarafa. Artı 4. Geçmiş olsun. Hocam şıklarda böyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü biz bunu çevirince arkadaşlar sırf aynı koordinat sistemini kullanalım diye f üzeri eksi 1 x deriz bu arkadaşa. Eşittir deriz. Yine girdiler x bozulmasın diye bu arkadaşa x'e çevirir 4 deriz. Bu da koordinat sistemindeki ahenk bozulmasın diyedir. Tamam mı sevgili arkadaş? Yoksa işin mantığı budur. Y girersin x çıkar. Fonksiyonun tersinde. Şöyle ya. Bak fonksiyon böyledir f fonksiyonu. X'ler y'ler tersinde y girersin x çıkar. Okey tomento. Harika. Mevzu kapanmıştır. 3 üzeri x artı 4. Neredesin yavrucuğum? Diyarbakır şıkkında. Testi de tamamlarız. Testin başında söylediğim şeyleri hatırlatıyorum. 12. sınıf için bu testler, TYT için bu testlerin tamamı, AYT için de bunların tamamını şiddetle tavsiye ediyorum. Nerede bunlar? Ahanda işte bu videonun açıklamalar kısmında linkleri var. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.